Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yeniden bir liste videosuyla beraberiz. En son en iyi 15 tane destansı kostümü sıralamıştım. Bazı kostümler sizin hoşunuza gitmedi. Farklı fikirleriniz vardı. Fakat şöyle bir durum var. Bu benim listeme olduğu için tabii ki uyuşmazlıklar ufak tefek oluyor. Bugün de yapacağımız liste en iyi 15 süper ender kostümler olacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 98 tane süper ender kostüm var. Ben de 12 tanesi eksik. Bir de ben yan hesabıma geçip baktım arkadaşlar. Orada da 74 tane kostüm gözüküyor. Bu muhtemelen destansıda da farklıydı. Yani sizde şu an gözüken 121 tane yok. Burada da aynı şekilde 98 tane olmayabilir. Bunun da sebebi oyuna böyle dönemsel gelen kostümler şu anda burada bulunmuyor. Ben satın almış olduğum için mantıken daha fazla kostüm gözüküyor burada. Bu yüzden bende gözüken 98 kostüm üzerinden 15 tanesini belirledim. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Normalde 10 tane kostüm yapacaktım. Süper ender kostümler harbiden çok sağlammış. Yine 15'li bir liste yaptım arkadaşlar. Yani alamadığım yine 2-3 tane karakter var. Onları da en son söyleyeceğim sizlere. İlk kostümüm Brock sahilde. 15. sıradaki kostümümüz Brock sahilde kostümü arkadaşlar. Geçen bölümde Brock alamadığım için bir tık üzülmüştüm. Bugün yani bir Brock alabiliyoruz sonunda. Şöyle bu kostümü hızından bir denemek istiyorum. Ya bu kostüme baktığınız zaman böyle dış görünüş olarak çok fazla bir şey değişmiyor. Diyebilirsiniz ki niye aldım bunu? Ya zaten 15. sırada, çok ileri bir sırada değil. Ya görünüşü birazcık farklı. Bunun abi vuruşları güzel. Yani bakın bir su efektimiz var yani. Da Brock sahilde yani hocam. Brock sahilde. Şöyle ultimizi de bastığımız zaman yani 15. sıra için ideal bir kostüm olduğunu düşündüm. Dediğim gibi önceki bölüme destanslarda Brock alamadığım için de bir üzülmüştüm. Bu yüzden böyle bir başlangıç yaptım. Listemin 14. sırasında Hermes Max kostüm var. Dış görünüşü bir hareketini yapsın. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir dış görünüş var. Özel efekt, özel kaplama ve özel savaşçı modeli yine var. Ya bunda efektler olmasa belki listeye giremezdi ama bunun da yine düz vuruşunda vesaire efektler olduğu için listemde 14. sıraya aldım. Düz vuruşu bu şekilde. Ultisini şöyle bastığım zaman da bakın arkasında bir kanat çıkıyor. Yine bu da güzel bir efekt bu karakter için. Şöyle hatta bir tur daha basıyorum. Listemizin 14. sırasında bu şekilde Max var. Geldim 13. sıraya. 13. sırada Korsan Poco var. Mesela bu dönemsel bir kostüm arkadaşlar. Şu anda bu kostümü göremezsiniz. Dış görünüşü bu şekilde. Belki bir tık daha üst sıralara koyabilirdim. Yani güzel bir dış görünüşü var. Yine bunun da düz vuruşu ve ultisi farklı. Bu yüzden güzel bir kostüm. Yani listeye girmeyi hak eden bir kostüm. Dediğim gibi siz markette bakarsanız şu an muhtemelen bulamazsınız. Sebebi ise dediğim gibi dönemsel bir kostüm. Bu şekilde Korsan Poco'muz 13. sırada. Listemizin 12. sırasına geldik. 12. sırada Sihirli Şövalye Barley kostüm var. Her şeyi var abi. Özel ama animasyon, kaplama, efekt, savaşçı modeli, sadece sesi yok yani. Bir zahmet de olmasın artık. 2750 mücevheri alabiliyoruz. Ucuz bir elması alabiliyoruz. Bu yüzden gayet güzel bir kostüm. Zaten benim hatta aktif kullandığım Barley kostümü bu olabilir. Aslında usta Barley olsa usta Barley kullanırım. O bir tık daha iyi gibi ama yani şu anda bu kostüm olduğu için bunu kullanıyorum. Bakın vuruşları da yine düz vuruşu farklı. Böyle bir dışarı doğru bir mor dalga görüyoruz. Onun dışında şöyle bir de hızdan ultimi basmak istiyorum. Yani dediğim gibi bu kostümün sadece bir özel sesi yok. Bakın ultinin gidişi de gerçekten çok güzel. O pembe pembe bir fırlatıyor. Düz vuruşunda da yine aynı şey mi? Fırlatı yok. Aynısının mavi halini fırlatmış oluyor. Ultisi harbiden güzelmiş ha. Fırlattığı şeyler bir hoşuma gitti benim. Listemizin 11. sırasında DJ Frank kostümü var. Yine bir DJ kostümü. Yine ben bu kostümü alacağımı zaten önceki bölümde söylemiştim. DJ kostümleri benim hoşuma gidiyor. Yani çekicin güzelliğine bakar mısınız abi? Burada baya bir ses sistemi var. Renkler falan hareket ediyor. Ya bu kostümde yine baktığınız zaman tek eksik şey, yani animasyon yok. Farklı bir animasyon yok. Bence bu bir eksik değil. Bu çok önemli değil benim için. Farklı bir sesi de yok yani. Müzikle alakalı böyle daha güzel sesler olabilir miydi? Belki olabilirdi. Ama velakin yok. Şöyle bir de ultimizi basalım. Şak. Yine çok daha efektli bir şekilde, yani düz vuruşun çok daha efektli bir haliyle birlikte ultimiz de gidiyor. Ve listemizin 11. sırasına DJ Frank yerleşiyor. Geldik artık ilk ona. 10. sıradaki kostümümüz hemen burada bir yerde. Böcek Mac kostümü arkadaşlar. Özel savaşçı modeli, efekt, animasyon ve kaplama yine çatır çutur, yani fiyatına göre gayet güzel özellikleri bulunan bir kostüm. Böcek Mac bu şekilde ilk 10'da yerini almış oldu. 10. sıradan almış oldu ama yine de aldı yani abi. O şekilde düşünmek lazım.
Şöyle hemen düz vuruşumuza bir bakalım. Bunun normal halini düz vuruşunu hatırlamıyorum ya. Ama yani bir böceğimsi bir şeyler fırlatıyor bu muhtemelen. Bu yüzden farklı bir düz vuruş var abi. Burada da yine böyle bir kovanımsı bir şeyler çıktı bak ultide. Görüyor musunuz? Böyle arı kovanlarında olur ya, böyle altıgen gibi bir şey. Ona benziyor şu an bu arada. Evet. Şöyle bir daha bir vuralım. Şöyle bir de yere düşmüş haline bakalım mı? Evet, yere düşmüş halimizde bu şekilde. Şöyle bir daha düz vuruşu attığım zaman da bu şekilde gözüküyor. Hatta tekrardan bir dönüşelim. Dönüşmemizde yani çok da büyük bir efekt yok. Geldim listemizin 9. sırasına. Listemin 9. sırasında Squeak karakteri var arkadaşlar. Yani Gerilla Squeak ve Hayalet Squeak arasında kaldım. Ben genel olarak Hayalet Squeak kullanıyorum. Bu yüzden bu kostümü size göstereceğim. İkisini birden bu sefer göstermeyeceğim. Yani dış görünüşü bu şekilde. Gayet güzel bir kostüm ya. Squeak'in sanki en iyisi olabilir, biliyor musunuz? Şöyle bir koleksiyonu gör diyeceğim. Yani abi bence şu anda en iyisi Hayalet Squeak'tir diye düşünüyorum ben. Bu kostümü denemek istiyorum. Yani düz vuruşu, ultisi muazzam bir. Yani dış görünüşü yine muazzam. Bunun da yine eksik diyebileceğiniz tek şeyi ses olabilir. Sesi takmayanlardasınız benim gibi. Çok da bir önemi yok. Yani bakın attığımız noktada bir hayalet şu şekilde bir sallanma hareketi yapıyor. Bir salınım yapıyor. Ve ultiyi de yine aynı şekilde fırlattığımız zaman, fırlattığımız şey de yine çok güzel. Şöyle bir de aynı noktaya spamlayacağım. Şu büyük robota bir atalım. Aynı ultiyi. Böyle aynı noktaya fırlattığımız zaman da bu şekilde bütün hayaletler güzel bir şekilde gözüküyor. Ve geldim listemin 8. sırasına. 8. sıramızda Kong Surge kostümü var. Özel savaş modeli, efekt, animasyon kaplama, yine ender, süper ender karakter kostümlere göre güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle hemen hızlısından bir denemek istiyorum. Yani Surge'de bir de kademeli bir şekilde kostüm iyice değiştiği için bayağı bir güzel bir kostüm. Yanımızda uçan küçük helikopterler var. Bunları zaten görebiliyorsunuzdur diye bir düşünüyorum. Şu anda elimizde mesela hiçbir şey yok. Seviye atlayınca muz geliyordu. Evet, ikinci seviyede gelmiyor şu an. İkinci seviyede arkamıza bir uçak geldi. Az önce sanırım o yoktu. Bak dikkat etmedim. Muhtemelen yoktu. Üçüncü seviyede bir muz mu gelecek? Ha, muzumuz 4'te geliyor abi. Gittikçe gelişiyoruz şu an, yani farklılıkları siz belki görüyorsunuzdur ama ben o kadar da şu an çok net göremedim. Ha, muza çok odaklandım çünkü dış görünüşe bakmadım. Evet, son seviyede de bu şekilde muzumuz geliyor. Atışımız yine farklı bu arada, görüyorsunuz. Etrafa saçtığımız şey farklı bir şeyde, biçimde ve zıplarken bakın artık bir bina çıkıyor arkadaşlar. Altta bina çıkıyor, gayet güzel bir kostüm. Şu an bir ufak bir pişman oldum, biliyor musunuz? Harbiden tekrar oynayınca kostümün ne kadar güzel olduğunu hatırladım ya. Bir tık daha yukarılara doğru tırmanabilirmiş aslında bu. Evet, artık geldim listemin 7. sırasına. 7. sıraya Dedektif Grey kostümünü aldım. Özel savaş modeli, efekt, animasyon kaplama, yine her şeyimiz mevcut. Sadece sesimiz yok baktığımız zaman. Güzel bir dış görünüşümüz bu kostümde de var. Yeni kostümler bende bir tık daha böyle üst sıralarda oluyor ya. Mesela ilk bölümdeki sıkıntı da aslında oydu. Destansı kostümleri çekerken mesela korsan koltuğu sanırım. Korsan koltuğu söylediler. Abi ben o kostümü ilk geldiği zaman aldım mesela. 4 yıldır zaten o kostümü oynadığım için o kostüm bana bir tık çekici gelmiyor. Listeyi yapmamda da beni bu şekilde etkiliyor. Bu kostüme dönecek olursak da şu anda ultimiz muazzam. Yani Dedektif Grey ve buraya büyüteç bırakıyoruz. Düz vuruşumuz da yine aynı şekilde güzel. Şöyle bir de aksesuar basalım. Bunda bir değişiklik yok. Listenin 6. sırasında Burger Lou. Burger Lou artık nasıl diyorsanız siz. Savaşçı modeli, efekti ve kaplaması bulunmakta. Dış görünüşü gayet güzel bir kostüm. Sanırım ben bu Lou kostümüyle birlikte oynuyorum. Şöyle hızlıdan da bir deneyelim. Yani normalde kullandığım kostüm Lou kostümü de bu kostüm. Hani güzel bir şekilde patates kızartması fırlatıyor. Ultisi de yine gayet güzeldi. Böyle etrafta dönen şeyler, köfteler hatırlıyorum ben. Evet, bakın köfteler havada uçuşuyor. Hamburger malzemesi uçuşuyor bu arada havada ya. Marul, domates, her şey var yani orada. Gayet güzel bir kostüm. Şurada da yine aynı şekilde hamburger ekmeği, böyle domatesi, her şeyi var yani. Güzel bir kostüm abi. Lou için güzel bir kostüm. Listeye girmeyi hak eden de bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Ve geçiyorum 5. sıraya. Artık ilk 5'teyiz. 5. sırada bataklık Jin kostümü bulunuyor arkadaşlar. Bunun sesi var mıydı? Bunda da ses yokmuş ama özel bir animasyonumuz var. En alttan böyle güzelce bir şekilde zıpladık. Bataklık karakterimiz Jin. Şöyle hemen hızlısından bunu da bir deneyelim. Bunun da yine tabii ki düz vuruşu, ultisi aynı şekilde karaktere özel. Şöyle bir dağıldığını görelim. En uzağa giden mermisini bir görelim. Bu şekilde ufaktan böyle bir şeyler fırlatıyor abi yani. Bataklıkta olan bir şey fırlatıyor muhtemelen de ne olduğunu ben bilmiyorum. Şöyle bir de ultimizi deneyelim.
Ultimiz de yine gayet güzel bir ulti. Yani 5. sıra için ideal bir kostüm. Geldim 4. sıraya. Umarım sinirlenmiyorsunuzdur. Umarım bu kostüm niye hala çıkmadı demiyorsunuzdur. Elimden gelen güzel listeyi sizlere hazırlamaya çalıştım. 4. sırada Kont Pengola kostüm var. Özel savaşçı modeli, efekt, animasyon, kaplama, her şeyimiz var. Muhteşem bir Mr. P kostümü. Hatta şöyle bir koleksiyonu gör demek istiyorum. Benim şu anda aktif olarak kullandığım kostüm bu abi. Bence en iyisi direkt bu zaten Mr. P'de. Hızlıdan da bir bunu da deneyelim. Özel efektlerine, her şeyine, ultisine, aksesuarına, carpına, jurtuna bir bakalım. Tekrardan hatırlayalım. Hocam fırlattığımız şey bir kere tabutu yani. Yine çok güzel ve düştüğü noktada yarasalar vesaire çıkıyor. Yani gayet hoş, gayet güzel. Ultimize bir bakalım. Ultimizin çıktığı yer yine tabut abi. Bakın oradan kuşumuz çıkıyor. Şöyle tekrardan bunu bastığım zaman küçük halinde bu şekilde. Abi bu da yine belki ilk 3'e girebilecek kostümlerden bir tanesiydi ama hani ilk 3'teki kostümler de gerçekten güzel yani. İlk 3'teki kostümler güzel. 3. sıraya geldik. Tabii ki yeni kostümler beni daha çok çekiyor demiştim. Aslına baktığınız zaman bu belki 3'te olabilirdi Kont Pengola ama benim 3. sıramda şu anda Chan Mani kostümü var. Özel bak şu. Beni benden alıyor. Ekrana böyle bir şey fırlatıyor ya, böyle bir dalgalanma yapıyor ya o renkliyle bir şekilde. Çok güzel abi bu görüntü. Ve kostümün savaşçı modeli, efekti, animasyonu, kaplaması, yine her şeyi var. Ses hariç her şeyimiz var. Şöyle hemen dene demek istiyorum. Şu muhteşem kostümümüzü de bir deneyelim. Ya ben bu kostümü almak istiyorum ama bir taraftan da Ares Nani yeni gelecek olan o gizemli kostüm de dikkatimi çekiyor. Düz vuruşumuz bu şekilde. Düz vuruşu gerçekten çok güzel. Dış görünüşü gerçekten çok güzel. Ultimiz yine aynı şekilde gayet güzel. Şöyle bir gidip patlatalım bir de. Patladığımız noktada da böyle bir hediyelenme dalgaları çıkıyor arkadaşlar. Yani bu kostüm gayet güzel bir kostüm. Ve geldim listemin 2. sırasına. Ya bu kostümden çok emin olamadım şimdi. Tekrardan böyle bir kostümlerle oynayınca ama 2. sıramızda pop yıldızı Jared kostüm var. Yine yeni bir kostüm. Dikkatimi çeken bir kostüm. Ama bak şimdi özel animasyonu var, görüyorsunuz. Özel savaşçı modeli var. Özel kaplaması var. Şöyle dış görünüşünü size göstermek istiyorum. Yine böyle bir şarkıcı bir karakterden, kostümden gitmiş olduk. Bunun düz duruşu ve ultisi de yine aynı şekilde efektli ve güzel bir şekilde. Yok ya bu güzel abi, yok yok. Ben bu okey abi ya bence. İki abi ya, bu neden olmasın ki? Kendimi ikna ediyorum şu an. Yıldızlar fırlatıyor. Bunu zaten görüyorsunuz. İkinci sıramızda bu şekilde Janet var. Şöyle bir de ultimizi seyreden basalım. Abi bakar mısın? Müzik şelalesi yapıyor ve patladığı noktada tekrardan böyle bir efekt daha var. Bayağı efektlerin havada uçuştuğu bir kostüm. Bu yüzden güzel bir kostüm. Sürekli sizlere yeni kostümleri gösterdim. Belki bir tık böyle bir artık dediniz, ulan tamam yeter, bu kadar üst sıralara yüksek yani yeni kostümleri koyma dediniz. Artık en üst sıraya yeni bir kostüm koymadım. Gerçekten 1. sırayı hak ettiğini düşündüğüm bir kostüm. Severek kullandığım bir kostüm. Balina bekçisi Nita benim 1. sıramda arkadaşlar. Her şeyi var. Özel savaşçı modeli, efekt, animasyon. Bak şu ana kadar hiç ses görmedik. Sesi de var ve özel kaplaması da var. Yani destansı kısımda olsa sırıtmayacak bir kostüm. Yani destansıların arasında belki ilk 15'e giremez ama yani süper ender kısımda 1. sırayı gayet bence net bir şekilde hak edebilecek bir kostüm. O ayının bağırışı beni benden alıyor zaten. Şöyle bir düz vuruşumuzu yapalım. Yine böyle su şeyi olduğu için suyla ilgili bir düz vuruşumuz var. Şöyle serisinden bir ayıyı alalım. O ayının bir bağırışını bir dinleyelim. Evet, güzel bir sesimiz de bu şekilde. Evet, ayı yardırıyor yalnız. Ayı şu an güzel yardırıyor. Bu şekilde 1. sıraya da bu kostümü aldım. Son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. Listeye alamadığım için üzüldüğüm kostümleri söyleyeceğim şimdi sizlere. Birincisi Sakura Spy, ikincisi Tavşan Grom, üçüncüsü de Galaxy Fırtınası Lola. Bunları da listeye almak istedim ama yani neyi listeden çıkaracağımı bilemediğim için bu şekilde bu 3 kostümü de en son söylemek istedim. Ve videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde çok yüksek olasılıkla ender karakter kostümleri sıralayacağız. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.